Merhaba dünya. örgümü dediniz kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda yeni tasarlamış olduğum bu güzel iğne işi çalışmanın nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim size. Değişik böyle bir desen çalışması e, yaptım arkadaşlar bu defa e, ve iğne yardımı ile yapmış olduğum bir çalışma. Kalın bir halı kaydırmazın üzerine. Şöyle Alize e, süperlana Maxi isimli ipler kullanarak yaptım arkadaşlar. Bu mavi olan yerler gördüğünüz gibi batik bir ipim var. E, onunla e, tamamladım. E, şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum. E, aslında yapımını e, biliyoruz. Daha önceki videolarımızda var ama yeni gelen arkadaşlarım için e, bir miktar göstereceğim bu boşluğu doldururken. Şimdi sayı vermem yeterli olacak. Evet, buraya 20 tane, 10 tane. Burası lacivert olan yerim ise arkadaşlarım 18 tane ee, ve buradan da e, 10 tane ve 20 tane şeklinde devam ediyor çalışmamız. Bakın bu kenarı da bıraktım. Birazdan onun nasıl yapıldığını da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi. Bu şekilde 20 ile başlayıp 2 2 eksilterek arkadaşlar basamak basamak 2 2 eksilterek böyle en son 2'ye düşüyor sayımız. Ee, daha sonra ise bunu arttırarak yine 2 2 2 şeklinde arttırarak devam ediyoruz ve yine 20'ye geldiğimizde tekrar 2 2 2 kesiyoruz arkadaşlar ve bu şekilde devam ediyor. Daha büyük bir çalışma yapacağınız için e, burası bu şekilde devam ediyor. Ee, dilerseniz buradan başlarsanız daha rahat edersiniz yani bir kenarından başlayıp modeliniz nasıl e, halı kaydırma hepsini kaplayacak şekilde yapabilirsiniz sayıları bu şekilde dediğim gibi 20 10 10 18 Pardon 20 10 18 10 20 şeklinde devam ettireceğiz daha sonra diğer rengimi de aynı bu yaptığımız yerin yaptığımız yerin etrafından bu şekilde çevireceğiz 10 10 bu defa. 10 burada var bakın. Bu defa eksiltmiyoruz burada. 2 tane buradan atlayıp 2 tane buradan geçiriyoruz. Bunun sayısı hiç değişmiyor arkadaşlarım. Hep 10 10 gidiyor. Sonra bu arada 18'li 2 tane bu taraftan alarak Burayı ona tamamlıyoruz. 2 tane boşluk kalıyor burada. 2 tanesini bırakıyoruz ki orta yerimizi yapalım diye. Evet 10-10-10 şeklinde buradan da devam ediyoruz. Daha sonra birleşim yerimiz burası oluyor. Bakın diğerleriyle aynı hizada aynı ıı, sırada. Ee, ve buradan da üste doğru tekrar devam ediyoruz. Yeni bir yer açılıyor bakın. Orayı da içini doldurmak gayet kolay. En son bu işlemi yapın derim önce bu kenardan başlayın daha sonra burayı yapın daha sonra buraya 10 e, tane ile başlayabilirsiniz Arkadaşlar şöyle göstereyim yine bunu 10 tane takıp bu hizayı da bitirip Ondan sonra e, diğer tarafa yani bu tarafa doğru yapılacak işlemleri e, yaparak bu şekilde devam edebilirsiniz şimdi e, bir miktar size e, bu işlemi nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum meydana gelen bakın bu boşlukları ise dilediğiniz her türlü renkle kullanabilir Dilediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz. Benim ipim biraz kalınca bir ip arkadaşlarım. Tek kat yaptım O yüzden bu ara kısmı yani bu kısımlarını şöyle göstereyim boşluk var zaten yerimiz belli giriş yapıyoruz. Şöyle çektim ipimi. Bakın bu orta kısımlarında kenarlara birazcık daha hani koyu olduğu için e, batik bir ip kullanıyorsanız açık renkli olan yerlerinden yaparsanız bu şekilde daha güzel görünür arkadaşlar. Şöyle bakın burayı tutuyorum. Yeni gelen arkadaşlarım için bunu tekrarlamak istiyorum ve bir üstten buradan giriş yapıp buradan çıkartıyorum arkadaşlarım bu şekilde. Burada 20 yaptığımız yerler bakın burada da sıfıra inmiş oluyor çünkü kaydırma ile geldiğimiz için şimdi bu şekilde alta iniyorum alttan Bakın bu ipimi bu şekilde yapıp çıkmasın diye tutunuyorum ona ve bu boşluğu dolduruyorum. yapımı bu şekilde arkadaşlar 20 dediğim yerler 10 dediğim yerler bu şekilde yapılıyor yani şu anda üçüncüyü yapıyoruz bakın şöyle yaparken çekerken biraz gevşek bırakırsanız böyle daha şey şey duruyor daha güzel duruyor kilim desenli gayet güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum yeni e, tasarladım Arkadaşlarım bunu da isterseniz paspaslar kilimler yolluklar seccadeler her türlü şeyi yapabilirsiniz Dilerseniz çanta yaparken de kullanabilirsiniz Arkadaşlarım bu deseni vayu e, tekniği kullanılarak yapılan e, çantalara benziyor arkadaşlar Evet bakın böyle devam edip arada oluşan boşlukları tamamlıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem bu kadar. şöyle bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım kenar kısmına gelince onu da hemen birazcık şöyle ip takayım kenarını bu arada dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz yani illaki bu şekilde sarma işlemi yaparak e, tamamlamayıp farklı desenlerde farklı şekillerde yapabilirsiniz. Mesela ipinizin de bittiğini düşünün arkadaşlarım. Hemen bakın hiç kenardan hemen şöyle biraz giriş yapıyorum. Çekiyorum yavaşça ve ipimi de buraya bağlamış oluyorum aynı zamanda. Şimdi arkadan giriş yaptım şöyle her bir yerimizden bir tane alarak tamamlıyoruz çeviriyoruz yani etrafını da bu ipiniz çok ince ise e, yani ince ip kullanıyorsanız e, kat vererek e, kalınlığını yani kalınlaştırabilirsiniz arkadaşlarım mesela bu kenar kısmını da Şöyle gerçi ben böyle yapmadım. Diğer tarafı da e, tekli yaptım ama ikili de iki kat olarak da yapabilirsiniz. Şöyle biraz da ondan yapalım. Burası bakın şöyle çevirerek iki kat yaparsanız yani kalın bir ip kullanırsanız bir tane atlayabilirsiniz. Şöyle atlamadan e, bakın böyle bir boşluk oluşmasını istemiyorsanız her birine bir tane yaparak devam edebilirsiniz. Boşlukta oluşturmamaya e, gayret gösterirseniz daha güzel görünür arkadaşlar. Evet bu şekilde de bu kısmını yapıyoruz ve e, çalışmamızın, projemizin tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet bu kısmını da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar ve yapımı tamamlanmış oluyor. Hemen burada bittiği için şöyle ipimi arkadan iğnemi geçiriyorum bir miktar ve kısımlarını bu şekilde de tamamladıktan sonra Artık projemizi tamamlamış bulunmaktayız. Modelimizi tamamlamış bulunmaktayım. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Burada devam edeceği için arkadaşlar aynı onu da 20 şeklinde yani burası 20 artı 20 şeklinde devam edecek. Çünkü büyük bir parça kullanacaksınız ve halı kaydırmazınız büyük olduğu için Burada da ayrı bir desen çıkacak. Ee, yarısını yapmış oluyoruz. Diğer yarısı da öbür tarafında çıkacak. Sonra yanına e, yettiği kadar bir de bundan yapıp e, böyle çok güzel projelere imzanızı atabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki yeni, en yeni e, tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.